Şşş, pıs, kimseye bir şey çaktırmak yok, tamam mı? İsmail, bak başlangıç noktamız burası. Roma rakamıyla haritada 367 yazıyor. İnsanlık için küçük ama bizim için dev bir adım başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Ustam be. Hı. Hazineyi bulunca Şefkat'in borcunu da öder miyiz? Yazık, paraladı kendini gariban. Oğlum sen kendi açını düşüneceğini, Şefkat'in açını düşünüyorum be oğlum be. Tamam, inşallah hazineyi bulursak ona da bir güzellik yaparız. Yıksın be ustam. Tamam hadi işimize konsantre olun. Kimseye çaktırma. Hazır mısın? Hazırım. Bir, iki, üç, dört, beş. Ne yapıyorsunuz lan siz? Ha? İki tane manyak ruh hastası. Koreografi mi yapıyorsunuz oğlum? Aa, biz de ne yapıyoruz biz İsmail? Biz de ne koreografisi, ne yapacağız? Biz böyle adım adım hayatımızı planlıyoruz. Çırağımla beraber önümüzdeki iş bir programı planı yapıyoruz. Hayat gayesi işte. Lan Cuma, oğlum sen ne pis bir herifsin lan. Lan şu çocuğun başını da yiyeceğim biliyor musun? Bana bak Selami, ustam bu dünyaya gelmiş en zeki insandır. Onunla çalışmak da benim için onurdur, onur. Herkes işine baksın lan. Aferin İsmail, bravo ya. Hey, duydun mu? Ha? Aç kulaklarını da dinle, ders olsun bu sana Selami. Ah tamam, aferin oğlum, bravo. Tencere kapak olmuşsunuz cuk. Ben aradan çekiliyorum, çenemi de kapatıyorum. Hadi bakalım yuvarlanın öyle yalı yalı, hadi. Girme aramıza, bozma ahengimizi. Ar İsmail. Beş. Altı, yedi. Cuma, ne yapıyorsunuz lan beş, altı, yedi öyle? Cebire mi başladınız? Cebire değil de sana başlayacağım şimdi ben amamcı. Valla amamtasından gireceğim, köpüğünden çıkacağım ha. Ustam boş ver, değmez bunlarla konuşmaya. Biz devam edelim, haydi. Altı. Altıyı saydım ben be oğlum. Kaçta kaldın? Ne bileyim ben, bu kapçık ağızlar kafamı karıştırdılar benim iyiden be ya. Başka dönelim sıfırdan. Olur. Sıfır. Sıfır olur mu oğlum? Ha? Sıfırla başlarsan bir tane fazla saymış oluruz be İsmail. Ay hiç kafan çalışmıyor oğlum senin be. Haklısın ustam. Yalnız benden söylemesi bunların bu kem gözleri bizim işimizi kesin bozar he. Kenafir bakışlı kem gözlü şam şeytanları siz. Ne bakıyorsunuz bakalım? Diktiniz gözleri diktik bize bakıyorsunuz. Dün öbür tarafa hadi bakalım. Ne sayıyorsunuz onu merak ediyoruz ya. Kaldırım taşlarını sayıyorum. Eğer tek çıkarsa sana, çift çıkarsa Selami'ye uçacağım buradan. Hadi yavaş uç da resmini çekeyim lan. Süpermen bizim mahalleye geldi diye hava atarız. Bırak İsmail, Allah'ın seversen mahtap olma şunlarla be ya. Hadi biz işimize bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Birden başlıyoruz. Aynen. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, abi ne yaparsanız yapın. Ben böyle bir mahallede yaşamak istemiyorum artık. 357, 358, 359, 360, 361. Gel bakalım. 362. 363, 364, 365, 366, 367. Hazine Marika ablanın evinin altında mıymış, yok artık. Lan İsmail. Oğlum ben de seni akıllı bir insan sanırdım ya. Hiçbir ilişki kuramıyorum bakalım. Ne ilişkisi? Oğlum Marika Hanım'la Cevdet Bey, Cevdet Bey ile Marika Hanım niye evlendiler? Cevdet Bey aşık oldu Marika ablaya. Aa, o yaştaki kadına o yüzden aşık oldu değil mi? Sırf aşktan yani. Ne diye evlendiler o zaman? Hazine için oğlum. Adam uyandı tabii. Define olduğunu uyanınca Define'yi bulmak için Marika ile evlendi. Çıkar ilişkisi olur mu? Tabii ya, doğru diyorsun. Tabii oğlum. Ben başta inanmadıydım bu Define hikayesine. Vallahi ama şimdi yavaş yavaş taşlar yerine oturuyor. Defineciliğin tadını aldı bu adam tabii şimdi. Oradan zengin olunca bizden önce de duyum aldı bu adam. Kesin evinin altında olduğunu biliyordu. Marika ile arasını böyle güzel yaptı, iyi yaptı. Bu kesin altınları bulunca Marika'yı boşar ha. Evliliklerine çok yazık olacak desene. Bize ne veya onların evliliklerinden. Biz kendi işimize konsantre olalım bakalım. Define'yi biz onlardan önce bulacağız. O zaman evliliklerini de kurtarmış oluruz usta. Cevdet Bey hazineyi arar arar bulamaz. Marika ablanın da evlilikleri bozulmamış olur. Acaba soru işareti. Manyak mısın oğlum? Hadi gel bakalım. Biz işimize bakalım. Şş, sakın çaktırma, tesisat için tamire geldik. Hayırdır Süper Mario? Çırağını da alıp gelmişsin. Ne oldu sabah sabah laf sokmacılar falan?
şey diyeceğim, Harika abla bizi aradıydı da iki ay önce borular mı tıkanmış diye onu tamire gel dedik biz. İki ay önce çağırdı, şimdi geliyorsunuz. Pes! Ne demek pes? Asıl sana pes be ya. Bizim de biz yani kendi çapımızda çok popüler bir tesisatçıyız. Vaktimiz yok, işimiz var, gücümüz var. Anca sıra geldi size de yani. İyi. Hadi girin. Ama acele edin, hadi çabuk. Tamam. 173, 171. Şu ikere maşallah çok güzel yaptım. Parkeler hala duruyor. Şişt, o kapı değil. Burası o üçü tam üç, üç bu tam bu burası değil mi? Marika abla burasını söylediydim. Aa orası üç. Tamam orayı o zaman biz tamam bu tarafta tamamen giriş yaparız. O tarafa doğru şey akarız. Sen şey yapma, geç bakalım akıntılara bir bak oradan sen hadi bakalım. Bunlar içeri girerse ben ne diyeceğim? Bunlar içeri girer, ben anlayacağım ama sen gir oraları kır dök bakalım hadi başla. Hadi içeri gel, tamam. Bunun anahtarı rica edebilir miyim bakalım? Kapının arkasına anahtar, siz acele edin, hadi. Aa! İsmail, olmamış tamam. Altınlara çok yakınız. Şıkır 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 akacak, şıkır 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 akacaklar oğlum altınlar. Ben gidip hemen takımı taklavat alacağım. Buraya giriş yok, tamam mı? Sen ortalığı toparla, hadi yavrum. Artık. Hadi. Vallahi böyle olmaz kızım. Kokuma kuşu gibi evde oturuyorsun. Çık biraz dolaş aval. Vallahi bak ben söylemem Niko'ya. Hadi görüşürüz. Ben geliyorum. Takımı taklavatı unutmuşuz. Onları bir hallederim. Çay yapacağım. Kapat, kapat, kapat kardeş, kapat. Benim arabaya biniyorsun. Şoföründe ben. Ben bu kulüstüre hayatta binmem. Vallahi keyfin bilir. Binmezsen aa kapı orada. Tıpış tıpış gidersin evine. Ya bu herkesin tanıdığı arabayla gönderemem seni. Kusura bakma. Arkaya. Arkaya. Orası ebediyen rezerve de. Kardeş sen de izinlisin bugün. Tamam. Beşiktaşlı mısın sen? Evet abi. Ha, o zaman izin iptal. Doğru Nevzat Demir'e gidiyorsun, antrenmanı seyrediyorsun, sonra da bana anlatıyorsun. Ama Aliyan'ın bir şey isterse diye burada kalsam daha iyi olur. Oğlum, Beşiktaşlı Beşiktaşlı'ya yanlış yapar mı? Sen bana güven, kız bende. Çok zevzeklik yapma. Şenol Hoca'nın tersi pistir ha. Tamam, hadi. Tamam abi. Bana oğlum işte biraz su ver. Şu an şey yaptım, çaba yakı görmedim onu. Şey batmasın be. Yapma oğlum abi. Şşş, Cuma. Ne oluyor be ya? Hop girmek yasak buraya. Görmüyor musun? Bak şerit var. Tadilat alanı burası. Çekil şuradan Cuma. Nereye çekiliyorum? Hop giremezsin. Bekleme yapma hiç be ya. Baksana tabelaya. Aa ince ince çalıştık Allah orada. Allah Allah. Hesap mı vereceğim lan sana kendi evimde? Çekil şuradan. Ne demek hesap mı vereceksin? Artık burası benim sorumluluğum altında. Ben artık burası benim bir iş yeri. Bak girilmez diyorsam sorumlu benim. Giremezsin yani tamam mı? Hop kaç kere anlattım sana veya benim Türkan Şoray kurallarım vardır. Bu sektörde haberin olsun diye diyorsam o yani. Olmaz. Başlatma tamam, lan kurallarından. Niko bakar mısın bu kardeşim beni azarlıyor. İş yapıyoruz burada veya işe geldim ben. Azar yemeye mi geldim acaba? Cuma'nın ne işi var burada? Üf tadilat mıymış neymiş bilmem neymiş. Annem tam iki ay önce çağırmış. Yeni kısmet oldu gelmeleri yani. Ya ne yapayım çalışıyoruz anca kısmet oldu size de yani. Patlak borun seni mi bekler? Ben zaten başkasına yaptırdım. Sakın düzgün işi bozmayın. Çıkın gidin buradan. Hemen burayı terk edin. Çabuk. Çift dikiş olur. Yani biz de bakmış oluruz. Ayrıca ben kontrol ettim. Damlıyor böyle dam 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 damlatıyor. Ne demiş atalarımız? Damlıya damlıya göl olur. Bu evin altı bir göl olursa yemin ederim ev başınıza çöker. Tarihi eser başına iş alırsın. Ha söyleyeyim bundan. Tamam ben bir bakayım. Neresi dam 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 damlatıyor. Hop bir dakika. Girilmez. Kaç kere söyledim ya. Kurallarım var. Anlatsın kuralları sen de. Aa bu ne be ya. Ayrıca tamirci ayağına gelmiş. Hala laf ediyorsun ya. Sana hiç güvenmiyorum Cuma. Niko çok haklısın. Ben olsam ben de bana güvenmem. Ne demişler babana bile güvenme. Vallahi hiç kimseye güvenmeyeceğim. Ben işimin başına gidiyorum. Yine beni çeneye tuttunuz ha. Diş fırçamı ver şuradan. Hayatım fırça olmuş senin ha. Kapattı kapıyı ne? Neden bunları içeri aldın? Allah Allah. Ya kabak yine benim başıma mı patladı yani? Ver şunu. Al bakalım ver. Patlak kabak. Sen
Sen hep bu kıyafetle mi dolaşacaksın? Ne varmış kıyafetimde ya? Allah Allah. Bu benim milli kıyafetim ayrıca. Olmaz. Sana yeni kıyafetler alalım biz. Ya marifet kıyafetli olsaydı herkes alırdı iki tane siyah takım elbise, koruma olurdu laf. Ben memnunum kıyafetimden. Ben memnun değilim ama. O memnun değil ama. Bırak da sana öyle bir iki parça kıyafet alsın. Topraklar ne olacak usta? İçerisi toprak doldu bak. Bunu hesaba katmamıştık he. Kim hesaba katmamıştı? Ben hepsini hesapladım, kitapladım. Hepsi benim planım dahilinde. Hiç merak etme, bu çalışıyor ya. Bir filmde gördüydüm İsmail. Vallahi adam böyle çıkan toprağı ceplerine dolduruyor. Sonra da yürürken onları böyle fıt 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 boşaltıyor. Biz de aynı ne yapacağız be ya? Doldu bakalım ceplerine. Doldu, doldu, doldu. Gel abi. Ne oldu lan? Sen niye sızdırıyorsun bakalım? Cep delik be ustam. Ben bu delikleri hiç kapatamadım ki. Hatta ilk haftalığımla kendime yeni bir tulum alayım diyordum. Ama aylar geçti, o ilk haftalık benim yerime bir türlü geçmez ustam. Oğlum zengin olacağız diyorsun. Sen hala haftalık peşindesin, manyak mısın Nesim ya? Hemen arabeske bağlıyorsun ki benim delik bilmem ne. Cebin delikse çorabına doldur bakalım. Çıkar çorabını. Kıyın kıyın bunları boşaltacağız. Bunu ya çok. Çorabın ağzını açtım, kendi ağzını değil. O kadar almaz, yırtılacak. Tamam, yeter. Bir çorap ver, ver. İsmail, boşalt çorapları, boşalt, boşalt, boşalt. Şöyle. Gazı alanını başıboş bıraktık ya, biz buradayken biri girmesin içeri. Oğlum ben orayı açık bırakır mıyım? Manyak mısın sen? Kilitledim ben orayı, rahat ol içine. Yürü, yürü, çaktırma. Of. İyi oldu. Hava aldığımız iyi oldu. Biraz bir oksijen, biraz kendimize geldik. İyi oldu. Ne oldu? Bitti mi tadilat işleri? Yok be. Öyle çabuk biter mi? Vallahi çok ince işi var. Onun böyle uzun işi. Biz hallediyoruz. Onu da içeride çok bunalmışız. Biz çıktık biraz böyle hava alalım falan diye oksijen, oksijen kendimize geldi. Bu ne hal? Her yer toprak olmuş. Nereden geldi bunlar? Bunu ben bilmeyeceğim be ya. Bunu ben bilmeyeceğim. Koskoca muhtarsın. Bunu senin bilmen lazım. Yemin ederim bir dahaki seçimlerde adaylığımı koyacağım. Haberin olsun. Hiçbir şeyden haberin yok be ya. İyi. Ne olacak? Bu yukarıdaki inşaat var ya, oradaki artiyat kamyonları geçiyor ya, hep böyle döktürüyor, kumu gidiyor be. Evet, evet, tamam. Hatırladım, haklısın. Ben belediyeyi arayayım, temizlesinler. Artık be, herkes işini yapsın, herkes işini yapsın, biz de işimizi yapalım, değil mi İsmail? Haklısın Cima, hadi. Hadi bakalım, selametle selam söyle belediyeye. Aliner. Usta biz bu topraktan bu şekilde kurtulamayız ya. Bu gazıyı kesin bitiremeyeceğiz, bak benden söylemesi. Doğru söylüyorsun be ya, bu toprak işine bir çözüm buldum ben. Boşalt, boşalt. Boşalt bakalım sen bunları. Gel benim peşimden. Gel, 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 gel. Beni koruman gerekirken rezil ediyorsun. Bizim mahallede bir Nikio var. Bu da böyle devamlı özlü sözler falan söyler. Onun bir lafı geldi şimdi aklıma. Neymiş o? Şu hayatta her şey zıttıyla daimdir. Ya işte aynı sen. Dışarıdan bak dünya güzeli ama huyu bin beter. Ama bak benden sana bir tavsiye. Yani kendini biraz terbiye edersen aslında 10 numara insan olursun. Vallahi. Benim senin fikirlerine ihtiyacım yok. İyi benim fikirlerime ihtiyacın yoksa sus otur. Yeter bu da kafa ya. Efendim. Ha buyurun. Var var 50 karton yumurtam var. Yalnız şu anda biraz meşgulüm, kusura bak. Yo, yo, tamam, bir dakika. Yo, müsaitim, tamam. Ben birazdan gelirim, tamam. İyi günler. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ne yumurtası? Saksılar nedir böyle? Bu saksılar. Baktım ki senin bu
bahçen çok kıraç. Ben biraz burayı böyle toprakla moprakla, saksıyla maksıyla biraz tohum ettim hepsinin içine. Sulayınca çıkacak buradan böyle vallahi böyle açacaklar inşallah. E kışın ortasında tohum çıkar mı? Çıkmaz. Olur mu? Çıkar tabii. Bunlar kardelen bunlar. Vallahi yani suladığın zaman hemen kardelen çıkar. Hiç merak etme yani. Bir de üstüne karı yiyince bunlar böyle pıtrak gibi fırlarlar. Artık karın yağmasını bekleyeceksin sen be ya. Allah Allah. Şey, kaç günde bir sulayacağız bunları? Kaç günde bir sulayacaksın bunu, kaç günde bir... Ne bileyim, hava yağmurlu zaten. Bir gün sula, bir gün sulama, bir gün sula, bir gün sulama. Onlar zaten böyle yavaş yavaş çıkar kardelen. Çıkmazsa artık ebe gümeci falan, o artık ne çıkarsa bahtına. Ebe gümeci? Hı. Kısın. Olmaz mı? Olmaz olmaz değil mi? Bu tohumların ayarlarıyla oynuyorlar, çıkar mı çıkar yani. Sen hiç o şey yapma yani. Aman be ya, sana da iyilik yaramıyor. Hem ben senin tesisatını yapıyorum, hem de böyle peyzajını yapıyorum. Kabotaj bayramın da kutlu olsun, hayırlı olsun. Görüşürüz. Tutma beni, çok işim var. Tamam, tamam. Allah Allah, nereden işte bu? İlk yere gitmek yok. İsmail ne durumdayız? Gömüyü bulmak üzere. Biz ne istediyorsun? Söyle bakalım, ne kadar kaldı? Kaç metre sence? Hadi bakalım bu arataya bakalım arada. Yok ustam, kazdıkça kazıyorum. Bütün evin altını oydum ama gömümüm yok. Deme be ya. Deme. Öyle bir şey yok. Umutsuzluğa yer yok. Kazdıkça bulacağız onu. Yalnız ustam, ben bayağı bir yoruldum. Acı kaz, sen mi kazsan? Kazmaya devam edeceksin. Hadi bakalım kaz, hadi. Tut kız yumurtalar, kırılacak bak. Ya bu ne saçmalık böyle? Yumurtalarla aynı yere bindiriyorsun beni. Seni babama şikayet edeceğim. Hemen kovsun. Yok. Bu şimdi güvenlik önlemlerinin bir parçası. Sen yani şu anda kamufle olmuş durumdasın. Baban bahsettiydi. Bir ihaleye girmemesi için galiba sıkıştırıyorlarmış. Yani şu halde de en açık hedef sen oluyorsun. Şimdi böyle yumurtaların arasında bu sosyete kızı Aliye'yi kimse tanımaz. O yüzden rahat ol, güvendesin yani. Ayrıca daha bu bir şey değil. Yumurta taşıtacağım ben sana. Ne diyorsun sen ya? Ben hayatta yumurta falan taşımam. Yok yani, imkanı yok, taşımam. Göreceğiz. Mama, bu kadar saksı seci normal mi? 5, 10, 20 Oho, burada 1000 tane saksı var ya. Vallahi bak, bunun altından bir şey çıkacak. Ayaba siz çok oldunuz. Ne var canım bunda, çocuğun içinden gelmiş, bahçeyi düzenleyeyim demiş. Ne güzel yapmış. Ama yok, size yaranamıyor bir türlü. Her yaptığı işin altından bir şey bekliyorsunuz, bir şey arıyorsunuz. Bak mesela bu ebe gümeci, bak. Ebe gümeci. Bu da kardelen. Kıstık mı bakalım ayağımın altından? Aç orayı. Sula, bunları da sula. Aferin. Çok güzel. Cüme, bu kadar saksı toprağını nereden bul? Bu kadar saksı toprağını nereden bulacağım be ya? Anlattıydım ya sana burada inşaattan. İnşaatın oradan böyle güzel toprak çıkmış. Ziyan olmasın dedim, saksıları bölüştürdüm böyle be. Aa, olmadı Cuma, olmadı. İnşaat toprağından olur mu canım? E bu tohumlar gübre olmadan nasıl filizlenecekler? Nasıl filizlenecek bunlar? Olur mu ya? Bunlar çok önemli tohumlar. Hani böyle genleriyle oynanmış tohumlar var ya, Gedeoğlu diyorlar onlar, onlardan bunlar. Ben böyle sulamaya devam et. Bunlar fışkırır çıkar be. Hiç takma kafana bana Özden. Hadi bakalım. Cuma, senin için o kadar büyük bir jest ki bu. İnsanın aklına bin türlü şey geliyor Cuma. Haklısın Niko. Gel biz bir içeri bakalım. Hadi. Hadi siz karışmayın, işinize bakın. Aa, rahat bırakın çocuğu canım. Vallahi ya, rahat bırakmıyorlar beni anacığım. Onlar hiç rahat bırakmıyorlar be ya. Annem bak. Gibi seviyorum. Buraya bir şey yapayım dedim. Aferin, ben seni çok takdir ediyorum. Aferin Cuma. Aferin çocuğum benim. Hadi buradan giriş çıkış yok, bekleme yapayım. Transit geçiş. Hadi bakalım yürüyün. Sen burada ne yapıyorsun? İçeri görmek istiyorum. Cuma, bak şuradan çekil. Vallahi bak, elimden bir kaza çıkacak. Bir dakika ya, sakin olun, sakin. Hiç öyle bir şey yok, sakin olun. Kurallarımız vardı, konuşmuştuk. Girmek yok buraya, değil mi? Ne demek giriş yok ya? Oğlum bak, burası bizim evimiz, hatırlatırım. Doğru, burası sizin eviniz. İsmail, hadi gel. Bırakıyoruz işi. Tamam, işi bırakıyoruz biz ya. Bıraktık işi, gidiyoruz artık. Buralarında ne hali varsa görsün yani o. Damlar mı orası, ne hale gelecekse. Ben buraya gelmişim, size yardım ediyorum. Siz karşıma dikiliyorsunuz be. Cuma. Hı. O işi bitireceksin. Öyle yarım yamalak iş olmaz. Siz de bırakın adamı rahat, yapsın işini.
Haydi, haydi. Yok, kusura bakma Monika abla. Vallahi bu sanat işi be ya. Vallahi benim ilham perilerim kaçtı, ben yapmayacağım. Yok, bırakıyorum işi. Ben bu kararmış yani. Olmaz. Ay, ne sanat, ne sanat. Bahar. Ablacığım şunlara söyler misiniz? Yemin ederim şu dakikadan itibaren uyarım, bunları giriş çıkış yok. Yoksa tornavida kımıldatmam ona göre. Biz yokken hiç kimse girmeyecek buraya. Benim de kurulu bir düzenim var değil mi? Aletlerimden birinin yeri değişirse bütün sistem çöker. Allah korusun be ya. Gözüm üstünde Cuma. Herkesin gözü de benim üstümde. Vallahi nazara geçen Marika abla bana kurşun dök. Allah'ın seversen. Baksana şunlara be ya. Benim de gözü burnunun üstünde. Hadi hadi. Hadi herkes işine. Hadi. Bırakın, rahat bırakın. Haydi. Bu iş vermesin. İçin rahat olsun. İç. Sen bana bir kahve mi yapsın acaba? Ne yapsın edeyim ya? Tehlikeyi savuşturdum şimdilik ama bilemiyorum. Bir daha ne zaman gelirler yine. Usta hala çok toprak var. Ne yapacağız? Bir çare bul. Ne bileyim oğlum, ben hiçbir çare aklıma gelmiyor. Yarın düşüneceğiz artık ne yapacağımızı. Kapa dükkanı, gidiyoruz hadi. Kitle, kitle. Kitle de girmesinler içeri. Hadi bakalım. Hadi. Razı ettim. Girmeyecekler inşallah yani. Girerlerse de cukkala aşağı. Hadi. Gerçekten gerçek, geriden geri geriden geldim geri, gereç gereğince. Marika ablam, ablam benim, ablam benim. Gel. Bak, sana çok güzel kil getirdim Selanik'ten. Ne getirdin? Kil getirdim be ya. Vallahi yemin ederim, bununla artık siz toprak testi mi yaparsınız, böyle saksı mı yaparsınız, Cevdet amcamla beraber böyle stresinizi atarsınız, çok iyi gelir. Artanı da sakın atmayın, tamam mı? Bunları böyle iyice yayıp yayıp yüzünüze ponçik ponçik sürün. İkiniz de cildiniz gençleşir. Vallahi bebek cildi gibi olur. Kleopatra da hep bundan böyle sürüyormuş yüzüne gözüne, biliyor musunuz? Hep bütün her vücudunu sıvazlıyormuş bununla. Sen mi dersin? Vallahi. Süreyim bari. Hey Cuma. Dün saksılar, bugün kil. Yani şu işi hemen bitir dedikçe sen her gün bir şey yaratıyorsun. Ve dün kapıyı kilitleyip çıkmasın. Kilitleyeceğim tabii be ya. Artık orası benim iş yerim sayılır. Orası benim ofisim. Oradaki tadilatım bitene kadar orası benim özel hayatım. Hiç kimse giremez. Ben orada işi bitirene kadar orası hep kilitli kalacak. Ama Cuma olmuyor böyle. Biraz elini çabuk tut be çocuğum. Bak biz zor durumlarda kalıyoruz sonra. Niye zorlanıyorsunuz? Yıkanacaksınız. Gidin Kazım'ın hamamında yıkanın. Ayrıca senin koskocaman villan var be ya. Sen niye fakirler gibi ezikleniyorsun bakalım o? Ha Marika ablam, niye? Cuma ne zaman bitecek bu iş? Bittiği zaman bitecek. Öyle bir zaman kavramı yok hayatta. Hayatta yoksa başka bir hayatta vardır. Ne bileyim, başka bir paralel evrende vardır. Artı eksi kutuplarla başka bir gezegende falan olabilir mi acaba? Vardır kesin, evet. Ey Cuma, şiştim ha. Hadi git de işini bitir. Gideceğim tabii, bitireceğim işimi de ama bırakmıyorsunuz ki be ya. Sürekli benim muhabbeti tutuyorsunuz. Lak 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 lak. Hadi hadi, çok konuşmayın. Rahat bırak Cuma'yı. Rahat bırak çocuğum. Yapacak işte, söyledim. Rahat bırak beni be. Vallahi çok ağırmış, ben onu koyuyorum müsait tamam. Verir. Siz bunu hep ıslak tutun ama çayı şey yapmayayım. Hadi ya. Biraz çabuk ama. Usta bu gazı bitmiyor, senin de benden aşağı gelmen lazım. Bak kaç zamandır kazıyorum kazıyorum, hala ulaşamadım defineye. Gazı deme, gazı deme, kazmıyoruz bir şey ulan. Ben sizi bir iş beceremiyorum ya. Hadi yürü bakalım, yürü, yürü Allah belirme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.